ilim edinmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden, az önce de ifade ettiğim gibi, misafir geldiğinde veya ailesiyle, ailesi kendisinden ilgi beklediğinde ilmi terk etmek zorunda kaldığı için kulluğunu eksik hisseder. Zikir çekmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden, günlük viridini tamamlamadan hasta kardeşini ziyaret etmek zorunda kaldığında kulluğunu noksan hisseder. Veya cihat etmenin en üstün kulluk olduğunu, kital etmenin en üstün kulluk olduğunu zannettiğinden dolayı ilim, terbiye, davet gibi kulluk eylemlerini küçümser ve dolayısıyla kital etmediği dönemlerde kulluğunu eksik hisseder. İlim, davet, terbiye bunlar onun için geçersizdir. İşte bunlar Allah'a tek açıdan ibadet eden kullardır. Tek açıdan. Sırf ibadet ehlinden olan birisi ise böyle değildir. Sırf Allah'a kulluk eden birisinin hali böyle değildir. Onun kulluğunun mihveri Allah'ın rızasıdır. Onun amacı nerede olursa olsun Allah'ın razı olduğu şeyleri araştırmak ve peşinden koşmaktır. O kulluğun mertebeleri arasında dolaşır durur. Bulunduğu ortam ve vakit hangi kulluk eylemini gerektiriyorsa kendini tamamen o kulluk eylemine verir. Onun üzerinde yoğunlaşır. Bir kulluk eylemini terk edip vakti geldiği için diğer bir kulluk eylemine geçtiğinde kulluğunu eksik hissetmez. Aksine terk ettiği amelini Allah'ın razı olduğu diğer bir amel takip ettiği için mutlu olur. Çünkü Rabbin rızasından Rabbin rızasına intikal etmiştir. Alimleri ve ilim taliplerini gördüğünde onun da onlarla beraber olduğunu görürsün. Bakarsın ki sırf ibadet ehlinden olan bir kul alimlerle beraberdir. İlim meclislerindedir. Abidleri, Allah'a çokça ibadet edenleri görürsün, bakarsın ki o da onlarla beraberdir. Mücahitleri görürsün, bakarsın ki o da onların hizmetine iştirak etmektedir. İhsan ve tasavvuf ehlini görürsün, bakarsın ki bizim bu bahsettiğimiz kul sırf ibadet ehli, o da onlarla beraberdir. Zahid ehlini görürsün, bakarsın ki o da onlarladır. Bunun kulluğu sınır tanımaz. Nerede Rabbinin rızası varsa o oradadır. O devamlı Allah'ın rızasının peşindedir. Onun ne dedik? Kulluğunun mihveri Allah'ın rızasıdır. Bir şekil kulluk değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu da böyleydi. Onun kulluğu sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulluğu sınır tanımıyordu. Bulunduğu ortam ve vakit hangi kulluk eylemini gerektiriyorsa o bunu en kamil şekilde yerine getiriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız der, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakumu hatta tetefettere kademah. Fekile lehu fi zalik fekale efela ekune abden şekura. İbadet mi diyorsunuz? Alın Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamız der ki ayakları şişesiye kadar namaz kılıyordu. Kendisine bunun sebebi sorulunca, senin gelmiş ve geçmiş günahların affolunmuş, niye bu kadar kendini yıpratıyorsun? Cevabı neydi? اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yine Ayşe anamız der ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ اَحْيَانِ. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbini her halükarda, her anda zikrederdi. Buyurun zikir. Yine Sahih Buhari'de geçen bir rivayette Esved Ayşe anamıza sorar. Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evinde ne yapardı? Neyle meşguldü? Ayşe anamız der ki kâne yekûnu fî mihneti ehli.
ailesinin hizmetindeydi. Erkek ne yapar? Temizlik yapar. Evde ne yapar bir eş, bir kadın? Temizlik yapar, yeri geldiğinde yemek yapar, he? Süpürür, diker. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ehlinin hizmetindeydi. Çünkü o an Allah'a en sevimli kulluk oydu. Ehliyle şakalaşmak, ehliyle gülüşmek, o an en faziletli kulluk oydu. Ama Allah'ın düşmanlarına karşı ilerlemek olduğu zamanda Bera radıyallahu anh'ın dediği gibi kunna vallahi iza ihmarra al-ba'su nattaqi bih ve inne'ş-şuca'a minna lellezî yuhâzi bih. Allah'a yemin olsun ki diyor sahabi, savaş kızıştığı anlarda onunla korunurduk. Onun arkasına geçerdik. Ve onunla aynı hizada bulunanımızı kahraman sayardık. Onunla aynı hizada bulunanı kahraman sayardık. Cihat anında en ön safta, evinde ehlinin hizmetinde, geceleri secde ve rükûde, gündüzleri ümmetinin derdinde. İşte sırf ibadet ehli olanın kulluğu böyledir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nde sizler için güzel örnek vardır. Allah bizleri Halili olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan kullarından eylesin. Allah bizleri mukayyet değil de, sınırlı değil de, sınırsız kulluk eden kullarından eylesin. Diyorum ve sohbeti burada bitiriyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجور الأوحال واصعد في السماء فاهجور الأوحال واصعد في السماء.